Merhaba arkadaşlar. Eşeysiz üreme konusuna devam ediyoruz. Rejenerasyonla üreme. Arkadaşlar, kelime karşılığı olarak rejenerasyon yenilenme anlamına gelir. Canlıda çeşitli sebeplerle yaralanan ya da kopan vücut parçası yenilenir, yerine konur. Ancak canlının gelişmişlik düzeyi ile rejenerasyon yeteneği arasında ters orantı vardır. Gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Bir rejenerasyon sırasında 3 temel olay gerçekleşir. Mitoz bölünme, büyüme ve farklılaşma. Buradaki farklılaşmaya dikkat edelim arkadaşlar, karıştırılabiliyor. Kastettiği kavram mayoz değil. Buradaki farklılaşma gen aktivasyonları ile alakalı. Bir canlının vücudunun her noktasında aynı DNA dizilimi vardır. Fakat farklı dokularda DNA'nın farklı genleri aktiftir. İşte burada kastettiği kavram o, gen aktivasyonları. Arkadaşlar, 3 tip rejenerasyon var. Doku, organ ve vücut düzeyi. Omurgalılarda doku ve organ düzeyindedir. Örneğin bir kertenkele düşmandan kaçarken kuyruk bırakır. O kuyruk hareket ettiği için düşman kuyrukla meşguldür, bizim kertenkele kaçar o arada. Kopan kuyruğunu yeniler, doku ve organ düzeyinde. Fakat kopmuş kuyruktan yeni bir kertenkele oluşmaz. Aynı şekilde semender de kopan bacağını ve kolunu yeniler ve bu parçalardan yeni bir semender oluşmaz. Burada arkadaşlar semendere ait bir görselimiz var. Bunu kertenkele ile karıştırırsınız diye koydum. Benziyorlar. Fakat semender bir amfibidir. Kurbağa ile aynı yerde. Kertenkele bir sürüngen. Yine insanda bazı hücreler ihtiyaç halinde yenilenir. Bazıları da zaten belli aralıklarla yıkılıp tekrar oluşur. Örneğin karaciğer. Yaralandı diyelim, parça kendini yeniler. Karaciğer nakli oldunuz ya da siz birine karaciğer verdiniz. Parçalar kendilerini yenileyecektir. Oldukça güçlü bir yenilenme yeteneği vardır karaciğerin arkadaşlar. Diliniz yaralandı, eliniz yaralandı, kemikleriniz kırıldı. Tüm bunlar rejenerasyonla yenilenecek. Bir de İhtiyaç halinde değil de belli aralıklarla yenilenenler vardır. Mesela midedeki mukoza katmanı, bağırsaklardaki mukoza katmanı, bunlar belli aralıklarla yenilenir. Kan hücrelerimiz, yaşam süreleri dolduğu zaman parçalanır, yeniden üretilirler. Kadınların endometrium dokusu, rahim dokusu. Bu doku her ay olası bir hamilelik için kalınlaşır. Hamilelik gerçekleşmezse yıkılır. Kalınlaşır, yıkılır. Hamilelik gerçekleştiğinde de hamilelik boyunca kalınlaşır. Bebek doğduktan sonra yıkılır, eski konumuna döner. Sonra tekrar eski döngü başlar. Aylık olarak kalınlaşır, yıkılır. Arkadaşlar, burada özel bir canlımız var. Bizim genelleme cümlesini alt üst eden bir canlı. Tabii biz yine sorularımızı genelleme cümlesine göre çözüyoruz. Canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Sorular böyle çözülecek. Fakat bu canlı bir omurgalı, aksolot, bir semender. Mantık olarak omurgasızdan daha az rejenerasyon yeteneğine sahip olmalı. Fakat bu canlı vücudunun her parçasını yeniliyor, sinir hücrelerini bile. Zaten bu yüzden rejeneratif biyoloji dalı vardır. Bu konuyla uğraşan bilim adamları için inanılmaz keyifli bir canlı. Bu canlının bu işlemi nasıl gerçekleştirdiği tespit edildiğinde ileride doku organ yenilenmesiyle ilgili hiçbir problem çekmeyeceğiz arkadaşlar. Bu canlı Meksika'daki soğuk göllerde yaşıyor. İşte bu tablomuzda rejenerasyon yeteneği güçlü omurgasızlarımız var. Deniz yıldızı, planarya,
toprak solucanı ve yengeç. Yengeç arkadaşlar kopan çenesini yeniliyor. Kopan çeneden yeni bir yengeç oluşmuyor. Demek ki organ düzeyinde. Yengeç bir eklem bacaklıdır ve 10 bacaklı olduğu için dekabot ismini almıştır. Deniz yıldızındaki rejenerasyon hem kopan kolunu yenileme becerisi hem de kopan parçadan yeni bir deniz yıldızı oluşma becerisine sahiptir. Yani bundaki rejenerasyon eşeğsiz üremedir arkadaşlar. Planaryada da öyle. Hatta planaryada inanılmaz bir rejenerasyon var. Nasıl keserseniz kesin her parça kendini yeniler, yeni planaryaya dönüşür. Toprak solucanı için durum biraz karışık arkadaşlar. Çünkü bazı kaynaklar toprak solucanındaki bu rejenerasyonu eşeğsiz üreme olarak kabul ediyor. Bazıları da böyle bir cümle kullanmıyor. Okul kitabınızdaki cümleyi göstereceğim birazdan. Biz de okul kitabımızda hangi cümle varsa onu bileceğiz. Değişiklik olursa zaten program güncellenecek arkadaşlar. Deniz yıldızındaki rejenerasyon. Eşeğsiz üreme dedim. Tabii her çeşidinde aynı düzeyde değil ama yaptığını düşünelim. Eşeğsiz üremeyi gerçekleştirebilmesi için bile bir kuralımız var. Deniz yıldızlarının genelde 5 kolu vardır. Hani 7 kolu olan da var ama genelde 5 kol. Ve bu kolların birleştiği merkezi bir disk vardır. Bu merkezi disklerden 5'te 1'ine sahip olan deniz yıldızı kopan parçasını tamamlar. İşte görüyorsunuz bu parça kendini tamamlayıp deniz yıldızına dönüşüyor. Kuralımız bu. Deniz yıldızında evet rejenerasyonla eşeğsiz üreme var ama kuralımız var. Şu merkezi disk kavramını unutmayalım. Her türlü eşeğsiz üremeyi gerçekleştiren planarya. Nasıl keserseniz kesin. Her parça kendini tamamladı ve planaryaya dönüştü. Toprak solucanında özel bir durum var demiştim. Hani kaynaklara göre farklı olabiliyor. Okul kitabımızdaki cümle. Bunu bileceğiz. Başka bir şeyi karıştırmaya gerek yok arkadaşlar. Omurgasızdan toprak solucanının bağırsaktan sonraki kısmı kesildiğinde başın bulunduğu parça kendini tamamlayabilir. Bu ne demek? Sadece kendini yeniliyor. Üremeden bahsetmiyor arkadaşlar. Biz de bunda bir değişiklik oluşuncaya kadar bu cümleyi bileceğiz. Aklımızı karıştırmayalım. Sadece bu cümle. İşte 3 tip rejenerasyon. Doku, organ, vücut düzeyi. Vücut düzeyi olduğu zaman eşeğsiz üreme. Deniz yıldızı ve planaryada. Organ düzeyinde kertenkele ve yengeçte görülüyor. Bu üreme değil. Kuş ve memeli de doku düzeyindedir. Bu da üreme değil. Arkadaşlar son olarak da EBA'nın kazanım testlerinden bir örnek. Aşağıda eşeğsiz üreme çeşitlerinden biri şematize edilmiş. Çok tanıdık bir şekil. Planaryanın yani yassı solucanın rejenerasyonla eşeğsiz üremesi. Verilenlerden hangisi yanlış? Şematize edilen olay rejenerasyondur. Doğru. Bu üreme şekli omurgasız ve omurgalı hayvanların hepsinde birey sayısını artırır. Bir kere omurgalıda rejenerasyonla eşeğsiz üremeden bahsetmedim. Rejenerasyon var ama hiç üremeden bahsetmedik. Yok. Omurgasızda da yine hepsinde eşeğsiz üreme yok. Yanlışımızı bulduk. Diğer cevap şıklarını da değerlendirelim. Bu olay sırasında sistem düzeyinde yenilenme vardır. Bütün vücudunu oluşturduğuna göre evet. Bitkideki vejetatif üremenin karşılığıdır. Doğru. Olay sırasında bölünme ve farklılaşma vardır. Bu da doğru. Bir rejenerasyonda 3 temel olay vardı. Bölünme, büyüme, farklılaşma. Arkadaşlar bir sonraki derse kadar iyi çalışmalar.